But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pazienza. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlarım bir de Kassadin pikledim. Sonunda çok beklenilen Kassadin videosu gelecek. Umarım kazanabilirsek tabi. Çok sık istediniz arkadaşlar Kassadin'i. Yani çok istendi, bilmiyorum. Bu hero niye bu kadar seviliyor çözemedim ama oynayalım bakalım. İlk vuruş rün. Ulak Kassadin kostümümüz var. İlk vuruş rününe giriyoruz. Hero'nun olayı late game arkadaşlar. Outscale, yani en iyi outscale şampiyonlarından biri arkadaşlar middeki Kassadin. Vladimir de onlardan, Kassadin de öyle. Ama erken oyunda dilenmek zorundasınız bu tarz hero'larla. Erken oyunu dilenci gaming modu açıp geçirmeniz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar erken oyundan snowball verip rakibe üstünlüğü patlıyorsunuz. Top 3 Volibear'ımız var. Top 10 Kenan'ımız var. Ashe'in ustalığı düşük. Leon'un ustalığı yok. Bot lane biraz zayıf gibi. Karşıda Lee Sin var. Lee Sin'in early'si çok kuvvetli. Yasuo mid mi top mu? Vladimir mid de olabilir. Onu göreceğiz oyun başlayınca. Bakalım hangisi mi de gelecek. Yasuo Vladimir ya, çok sağlam hero pick demişler rakip. Early Lee Sin kurtarıyor, Jinx. Yasuo Vladimir late kurtarıyor. Alistar da zaten mid game'de de güçlü. Uzayan oyunda da güçlü. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Şuradan bir yakut kristalle başlayalım. Sonra gözyaşına gideriz. Öncelikle bu stek biriktirmemiz lazım gözyaşından arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan arkadaşlar sizden ricam, kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Bu tarz farklı içerikler gelmesini istiyorsanız bana destek olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdiden. Evet, Vladimir mid'de oynuyor. Şimdi Q'yu açtım. Susturmak istiyorum çünkü rakibi. Evet, mal gibi kaldı öyle. Skill shot hero'ya karşı arkadaşlar Q açabilirsiniz eğer böyle zonluyorsa minyonlara. W yerine. Normalde W ile başlamak daha mantıklı ama Vladimir'e Q atmak daha mantıklı. Oha, Lee Sin daha bir dakika bir dur oğlum, bismillah. Adam raid'i almış, direkt Blue'ya koştu. Ya abi, karşı ormancılar bak çok baskılı oynuyor. Bizim ormancılar zayıf kalıyor biraz ya. Ova, içeriye flash attı. Evet. ADC'miz öldü. Volibear buraya gelmedi. Karşı Blue'ya gitme tercihinde bulundu. Biz buraya niye girdik? Yani bot lane bokuna gittim ben oraya. Acaba gitmesem o hareketi yaparlar mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece duvarın ardından adamı korkutup çıkarmaya çalışacaktım. Uy, 2 milyon arasından. Şimdi flash ghost'u var arkadaşlar. Vladimir'in güvenli, yani o bayağı. Bir de phase rush ürünü var. Onu kesmem zor ama deneyeceğim. Ya erken oyunda o da zayıf, benim hero da zayıf aslında. Uzayan oyunda Vladimir keser ama Kassadin'e. Çünkü W's counterlıyor. Bu zamanla kazandırıyor. Çok iyi lan. Vladimir'in W kan havuzu. İyi, gel lan buraya. Skill'i yok salan. Range verdi. Güzel kestik. Oha. Hadi ulti gel artık. Ultiyi beklesem ölüyordum arkadaşlar. Flash atmak zorunda kaldım. Abi karşı ADC roam atıyor arkadaşlar mide. Oyunun seviyesini görün. Şu inkılaba çekelim. Oyunun seviyesini görün. Ustadlık zaten maçtaki herkes. Herhalde bir kişi hariç. Bayağı sıkıntılı bir oyun geçiyor. Evet, dilenmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Haddimizi bilerek oynuyoruz tabii ki. Uzayan oyunda zaten outscale ediyoruz rakibe. Eğer sabırlı oynarsak bu tarz hero'larla çok rahat oyuna etki edebiliyorsunuz. Oyun uzadığında, item çıktığınızda, level atladığınızda. Ama işte erken oyunda ya yani erken oyunda çok fazla cezalandırılabilir bir hero oynuyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Rakip biliyorsa eğer kar topunu alıp devam edebilir mesela. Öyle söyleyeyim, bak bak Lee Sin'e bak. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Lee Sin oyunu biliyor arkadaşlar şu an bana. Hadi. Abi hayır bir can. Gel lan vuruyor. Yat lan aşağı. Lee Sin'in arkadaşlar yaptığı şey bana baskını yapmaya çalıştı ya mesela biraz önceki pozisyonda Çok iyi, onu da kesin. Şimdi hero'mun zayıf olduğunu biliyor arkadaşlar. Şu o Lee Sin var ya, bana tek komboyla one shot atar şu an. Ama yakalayabilirse. O yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor. Lee Sin şu an bizim rakibimiz aslında Lee Sin. Uzayan oyunda yani item çıktıktan sonra Vladimir olacak. Ama şu an Lee Sin'den korunmam lazım. Yani. Geliyorum oraya, çaldırma lan o ejderi. Devam 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 devam. Ay senin. Oğlum. Onu nasıl alamadım lan ben? Abi yetmiyor hasar. Gıdıklıyoruz rakibi. Hayır çıkıyor. Stun bitmedi. Vladimir diyorum. Alistar kesti beni. Abi bitmedi ya. Stun çıkamadım oradan. Hero'muz gıdıklıyor şu anda arkadaşlar. Hero, ya bu hero kumar arkadaşlar, oynadığım hero şu an Kassadin. Yüksek elo'da oyunu uzatabilirseniz iş yapıyor da yüksek elo'daki oyuncular o kadar agresif oynuyor ki oyunu. Erken oyunda bu kadar zayıf bir şampiyonla pek bir şey yapamazsınız. Yani erken oyunu kaybettiğinizde bütün baskıyı rakibe veriyorsunuz. Gör bunu. Devam kes bu danayı. Danaya giriyoruz 5 kişi. Aman. Double buff'ı geri aldım lan. Yat lan aşağı. Abi o mid'i salın ya. Oo. Öldü. Seni yakalardım onu ultiyle de yine de uğraştıracak. Hayır. Kurtar lan Leo. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Adam tek combo. Bir yoğumusu var. Bir can çalma ayakkabısı var. Direkt tek yedim ya. 1421. Q ulti Q yaptı, öldüm. Çok saçma ya bu. Lee Sin şu an var ya oyunu. Bak ejderi çaldı, herald'ı aldı, ilk kuleyi aldı midden. Zaten bottan kule vermişiz. Bir de oha top kuleyi de verdik, kule alamadık daha. Ve kill'de öndeyiz. Yani ilginç bir oyun oluyor. Rakibi bir tık outscale ediyoruz ama gerçi rakibin outscale ettiğimiz tek karakteri Lee Sin ya. Gel bakalım buraya. Kucağıma flash atan bir dana var arkadaşlar. Kimseye yetişemedik ama olsun. Ya şimdi rakip oyunu kazanmak için objektif artı kule için ölüyor. Biz biraz daha sakin kaldık. Ya şu an goldlar hemen hemen eşittir. Onlar objektifte öndü, biz kill'de öndeyiz. Gold farkı çok yok gibi ya. Şimdi arkadaşlar baş meleğim bitti. Şu ayakkabıyı bir tamamlayalım. Antil da lazım bu rakibe de. Aa, Yasuo'yu kes. Ne yapıyor lan o? Kes bu Yasuo'yu. Çıkarma abi onu. Çıkarma onu. Flash attı. Kovala. Abi yetişemedim. Kafayı yiyeceğim şimdi. Oha, triple mı? Kimde kaldı onun shutdown'u? Ooo, Jinx'te kaldı. Nasıl oldu lan o iş? 3'e 2 değiştiler, gayet iyi ya. Dive attılar galiba. Ejder çıkıyor. Bu ejderi kesinlikle almamız lazım. Bakayım ne kadar vuruyorum. Şu an daha istediğimiz hasara ulaşamadık arkadaşlar. Bir item daha lazım. Kraliçenin tacı alabilirim ya. Değilsin bana Fuchs oynuyor. Alev ejderi çıktı. Infernal'ı kesinlikle almamız lazım. Infernal'ı rakibe verirsek kaybederiz oyunu. Ya şurada bir Lee Sin Focus atsak. Aa, Jinx tek lan orada. Alistar aşağıda abi. Abi bak, iyi bir oyuncu olsa yukarıdan o adamı kapatıp Jinx'i tekken avlardı ya. Kenan ulti atamadan öldü. Evet, 5 ve 4 fight. Çok güzel abi. Kenan'ın yaptığı işe bakın ya. Jinx, Jinx, Jinx. Yattan aşağı, çok iyi. Devam. Öldü o, öldü o. Geleceğim ona, geleceğim ona. Oha, piçe bak beni onu. Yattan aşağı. Bir anda triple kill. Alevi ne yer aldı? Oha! Alevi de almış çocuk. Flash milaş atıyor beni kesmek için. Abi kafayı yiyeceğim. Fatih yine kazandık ama objektif yine onlarda arkadaşlar. Bu oyunu kaybedeceğiz objektiften. Oğlum sıkıntılı bir oyun lan bu. Rabadon'a mı gidelim, kraliçe mi ya? Kraliçe alalım önce, Rabadon sonra. Önce kraliçe sonra Rabadon arkadaşlar. Nasıl fikir? Ölme oğlum, ona ölme. Vladimir'e shutdown verdi Vladimir. İki itemi var ya, bizi mahveder o Vladimir. Aha, ultisini aldık mı? Oha! Önüme geç lan. Ama Lee Sin'in komboya ölmememin sebebi ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Başmelik asasından gelen shield. Neyse, burayı satmayalım abi. Bizim top lane intlemeye başladı bir tık. Ölürsek oyun gider. Ya arkadaşlar, oynadığımız hero riskli, kumar bir hero. Yüksek eloda cezalandırılıyor bu çar. Hani mantık şu muhtemelen. Diyorsunuz ki abi yüksek eloda oyunlar zaten uzuyor. Hani uzayan oyunda da Kassadin iş yapıyor. O yüzden mantıklı oynamak, ama öyle değil arkadaşlar. İyi oyuncular early'nin amına koyuyor. O O yüzden orada da hiçbir şey yapamıyorsun Kassadin Screed'le. Kassadin Screed tarzı. Kassadin. Yasuo damage yemiyor. Öl lan artık. Yatın lan aşağı. Aa, Lee Sin. Yakala o Lee Sin'i. Çıkarma o Lee Sin'i buradan. Yat lan aşağı. Durdurulamıyor diyor. Artık arkadaşlar baba. Babanın çar kıvama geldi. Şimdi one shotları izleyin moruk. Al bu neşe. Al bu neşe Lee Sin ölüyken. Şimdi artık bizim zamanımız başlıyor. Dakika 14'e geldik. 9 kilimiz var. Hero'muz vurmaya başladı artık. Gıdıklamayı o. Yat oğlum. Sinek gibi ezmeye başladık arkadaşlar işte. İşte artık vurmaya başlıyor. Geldim ona da. Bana ya bir 4 kişi daha giriyoruz. Gel lan buraya. Hemen bir hızlı base. Uf, Jinx ultisi kulağımı sıyırdı. Zonya çektim. Artık beni var ya öldürmeleri imkansız gibi bir şey ya. Herhalde. Kraliçenin tacı falan var yani, bu itemler boş itemlar değil arkadaşlar. Ejder çıkıyor oğlum. 3. ejderi hala alalım lan. Abi bütün ejderleri nasıl aldı Lee Sin? Bütün objektifleri aldı çocuk ya, helal olsun vallahi bu kadar. Ya bizim jungle da kötü değil hani. Ama böyle bir objektif vermeli bize moruk. Aa bak. Yakala bunu. Oğlum o ne çıkmış? Hiç atamadım. Yakalayın o Lee'yi. Adam intihar etti beni kesmek için ya. Kafayı yiyeceğim. Yatın lan aşağı. Lee Sin var ya öyle bir bilenmiş ki arkadaşlar buna. Oyun yok lan sana değişen. Artık o tekleme işi dakika 5'te falan kaldı. Gel bakalım buraya Yasuo. Sen ne yapıyorsun? Oha. Oğlum damage yemiyor lan Yasuo. Bekle şu Yasuo'yu keselim, bitirmeyin. Bitirmeyin lan oyunu. Oğlunu. Oğlum adam tek atıyor bana, vuramıyorum, hasar atamıyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir hero'm var lan böyle? Oğlum kaçıncı duvarı bu çocuğun? Oğlum kesemiyoruz adamı, kafayı yiyeceğim. Adam beni kesecek, böyle bir şey yok. Oğlum finish game'de nasıl bitireceğiz oyunu amınım? Adamlar oyunu tutuyor işte. Oyunu bitirtmiyorlar. Öyle kolay değil onun oyunu bitirmek. Abi var ya biraz kötü oynasam öleceğim arkadaşlar 2v1 pozisyonda. Gördünüz mü oradaki fight'ı? Ya oynadığım hero harbiden güçlü hero değil. Meta değil zaten arkadaşlar Kassadin. Bunu o tipis çalıştırır sadece. Ayıktınız mı mevzuya? O yüzden bir hemen videoyu durdurup bir like atın arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayan izleyici sayısı harbiden çok yüksek orana. Bu duruma bir el koymamız lazım. O yüzden abone olmanızı rica ediyorum sizlerden ya. Bak burada bir satış dönüyor oğlum, ne yapıyorsunuz lan? O Yasuo'yu ignorlayın kanka, damage yemiyor o çaramına. Hayır 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 hayır. Yardım yardım yardım. Aha geliyorum lan, dive. O Jinx'i yakala. O Jinx'e tek atarım. Ya at lan aşağı, beni çıkar buradan. Abi hayır, TP'ye geç hemen. Shutdown verdim. Of, Vladimir çok öne geçti arkadaşlar. Bütün shutdownları topluyor çocuk. Tek fight'ta bizi mahvedebilir o Vladimir ha. Öne geçince Vladimir sıkıntı arkadaşlar ya. Çok güçsüz hero. Erken oyunu çok zayıflatıldı nerf'le. Ama full item'de harbiden çok iş yapıyor. 3 item var şu an. Hadi 4 olsun. Gerçi 4 olamaz, benim 4 itemim var. 3 itemim var. Artık belli bir yerden sonra Gold Diff'in önemi kalmıyor zaten. Gold Diff'in önemi erken oyunda ya. Kesin o Lee Sin çok iyi. TP'yi boşuna attık. Yürüsek daha karlıydı ama olsun. Abi şu son bir fight atıp bitirelim mi hadi. Vladimir diyorum. Alistar demin içemiyor. Çat! Ultiyle kill almak çok büyük zevkli ha. Kes bunlara. Gelin abi, Vladimir'e gel. Oy. Vladimir'le vs arkadaşlar. Onunu satayım, bu hasar ne? Oha! Abi Vladimir Kassadin'den daha güçlü late'ti. Onunu satayım. Oğlum item bariyerim olmasına rağmen, MR pasifim olmasına rağmen adam yarı candan tek attı. Vladimir daha güçlü oğlum late'te. Bu ne? Herkese like çekelim. Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Şöyle rakibi de gösterelim. Evet arkadaşlar, buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse, kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.